Haber Özel'e hoş geldiniz. KRT'den, Kültür TV'den mutlu akşamlar. Bu akşam felsefe konuşacağız. Felsefeci, eğitimci ve yazar Büşra Şen'le birlikteyiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Şimdi felsefe haftanın son gününde konuşmak biraz sanki insanlara sıkıcı gelecek gibi ama aslında felsefe çok eğlenceli bir konu değil mi? Bunu kesinlikle konuşmak. Öyle. Hatta cuma günü. Mübarek evet. Bir gün gayet de felsefe için çok güzel evet, bir gün özellikle bence. İslam felsefesi üzerinde duracağız bugün. Kesinlikle. Batı felsefesini de inceleyeceğiz. Değerli bilgilerinizi alacağız. İslam felsefesi ve Batı felsefesi konularına gireceğiz. Bunlar çok ayrıntılı konular ama doğrudan felsefe nedirle başlayalım istersen. Neden insanlar felsefeye ihtiyaç duyar? Felsefe nedir? Önce bir kelime anlamını ele alarak gidelim. Felsefe Yunanca kökenli philia ve sophia, yani sophia bilgelik, philia sevgi, bilgelik sevgisi olarak ifade ediliyor. Tabii bu biraz yorum meselesi. Şimdi ilk İslam filozofu olan Kindi olaya şöyle bakıyor. Hani bilgelik sevgisi ama işte ölümü istemek, Allah'ı istemek, mutlak bilgiyi istemek. Bu bilgelik sevgisini nasıl yorumladığımıza bağlı değişen bir kavram felsefe. Yani sevgiden ne anladığımıza bağlayabiliriz felsefeden. Sevgiden eğer Allah sevgisi dersek... Allah sevgisi. Tam anlamıyla farklı bir bilgi de olabilir. Hani biz ya da işte böyle yorumlayanları var ama farklı yorumlayanlar da olabilir. Bilgelik sevgisi gibi kaba taslak böyle bir anlama geliyor. Bilginin peşinde koşmak, sürekli yolda olmak, hep bir arayış içinde olmak. Felsefe aslında budur. Sürekli arayış. İnsanların ihtiyacı olan şey bu değil mi? Yani insanların daha mutlu, daha huzurlu yaşayabilmeleri için... yeni bilgilere ihtiyacı var. Tabii ki yeni bilgilere ihtiyacı var insanların daha mutlu bir şekilde yaşamaları için. Fakat şimdi ihtiyaç meselesi de değişiyor. Hani insanların gerçekten yeni bilgiye mi ihtiyacı var? İnsanlar yeni bilgiyi mi istiyor yoksa farklı şeyler mi istiyor? Hani bu da farklı bir mesele, yani farklı bir konu. Şöyle söyleyeyim, şu an ben günümüze bakıyorum. Felsefe deyince farklı önyargılar var. Bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapıyorum. Çocuklara soruyorum direkt. Merhaba arkadaşlar, hadi bakalım ilk dersimiz felsefe. Şimdi felsefeyi konuşalım falan. Hani felsefe hakkında ne düşünüyorsunuz? Nedir bu felsefe dediğimde hiç hoş şeylerle karşılaşamayabiliyorum. İnsanlar böyle felsefeyi kafa karıştıran şey olarak evet, biliyor. Evet, kesinlikle yani. Peşinde koşulacak bir şey dedik ya. Tam anlamıyla peşinde koşulmaması gereken bir şeymiş gibi görüyorlar felsefeyi. Kafa karıştırıcı. Ya da üç tane temel sebebe bağlayabiliyorum ben kafamda. İlk olarak hani maddi sebeplerden ötürü felsefeden uzak durabiliyorlar. Hocam işte felsefe ne kadar getirisi olabilir ki? Ama ben şöyle cevap veriyorum. Herkes düşünüyor. Biz düşündüğümüz için üstte bir de para alıyoruz. Evet. Hani, işin tabii şaka kısmı bu ama hani felsefeyi nasıl temellendirdiğimize, nasıl gördüğümüze bağlı. Diğeri hani felsefenin sıkıcı hale gelmesinin diğer sebebi felsefe derslerinin gerçekten çok sıkıntılı anlatılması. Yani liselerde felsefeyi ezber olarak görüyoruz. Hani hadi ezberleyelim geçelim. Bilginin peşinde koşmak, düşünmek, eleştirmek böyle şeyler yok. Özellikle bunu yaptırmaya çalışıyoruz. Tabii üçüncü ve en önemli aşamada felsefeciler hocam ateisttir, dinsizdir, evet. Biraz şeydirler. O konuya bu da ayrı gireceğiz. Evet, o konuya da. Peki felsefeyi eğlenceli hale getirmek mümkün mü Sokrates'i, Platon'u? Yani ya da hani Sokrates ya da Platon felsefenin bütünü mü? Yani biz niye hep Sokrates, Platon aklımıza geliyor? Çok güzel. Şöyle söyleyeyim, felsefeyi eğlenceli hale getirmek mümkün. Özellikle burada iş eğitimcilere düşüyor. Felsefeyi bir ders niteliğinde, hadi arkadaşlar ezberleyelim, bilelim, geçelim, sınavda çıkacak. Bu mantıkla öğretmek değil. Ben mesela... Ya kendimden değil, gerçekten felsefeyi seven arkadaşlarım da bunu yapıyor. Şöyle, Platon böyle demiş. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Platon'u bu konuda eleştiriyor musunuz? Ya da farklı bir fikri olan var mı? Bu tarz konulara giriyoruz ve gayet bence eğlenceli hale gelebiliyor. Okulda anlatılınca dersler sıkıcı geçiyor ama insan kendi başına felsefeyle ilgilenince daha zevkli hale geliyor konu. Yani felsefe başlı başına bir derya ama okul biraz sıkıyor. İşte kesinlikle. O bahsettiğiniz gibi bilgi bilgi bilgi, tanım tanım tanım, ezber 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 bizi felsefeden soğutuyor, uzaklaştırıyor. Ama kendi başımıza felsefeyi çalışıp anlamaya başladığımız anda bir bakıyoruz ki okuldaki gibi değil. Çok keyifli, eğlenceli bir
alan felsefe. Kesinlikle bu soru tam da kişisine geldi herhalde. Ben felsefeyi gerçekten çok seviyorum ve uğraşmaktan, ilgilenmekten zevk alıyorum. Fakat hani benim de bir lise geçmişim oldu. Lisedeki felsefe hocamı da çok severdim. O ayrı bir konu. Fakat hani işin ucunda not kaygısı olunca, hani bilelim de sınav olalım deyince insanların felsefeyle ilgilenmesi ya da felsefenin faydalarını göremiyoruz. Görememesi biraz sıkıntı bu konuda. Yani felsefeden zevk almak önemli olan. Bu da nasıl olur? Nasıl olacak? Nasıl olacak? Yani yeni bilgiler öğrenmek, felsefeyi toplumumuzda ya da gündelik hayatımızda bile kullanabiliyor muyuz? Ne kadar kullanıyoruz? Gerçekten bizim ufkumuzu açıyor mu? Bir grup azınlık ya da bir grup kitle. Ya bunlar da haklıymış. Bunların böyle eleştirileri var. Bunlar da doğru söylüyorlar diyebiliyor muyuz? Diyebiliyorsak evet, gerçekten yapabiliyoruzdur. Evet, şimdi felsefeyle ilgili düşündüğümde mesela ilk lisede biz felsefe derslerine başladığımızda dersler bize biraz sıkıcı geldi. Fakat daha sonra biraz önce söylediğim gibi felsefeyle ilgili metinleri okudukça daha eğlenceli hale getirdik bu konuyu. Ve felsefeyle ilgilenmeye başladıkça sorguladığımızı, bir şeylerin peşinden koştuğumuzu ve bize öğretilen bilgileri olduğu gibi kabul etmediğimizi fark ettik. Ve bize daha önce öğretilen bilgileri kabul etmemekle aslında özgürlük alanımızı genişlettiğime inanıyorum ben. Kesinlikle. Ya farklı fikirleri düşünmek, eleştirebilmek ya da onlar da haklıymış diyebilmek bizim özgürlük alanımızı genişletir. Karşı tarafa da bir özgürlük vermektir bu aslında. Evet. Yani kesinlikle size bu konuda katılıyorum. Felsefeyi sadece hani sıkıcı bir işe yaramaz, kökenli bir şey olarak değil de daha farklı bir yere koyabiliriz. Ben felsefenin yerinin bu konuda daha üstlerde olmasını isterim. Bir felsefeci kimliğiyle geldim buraya. Felsefe bilimlerin bilimidir diyor Edmund Husserl. Felsefe gerçekten bilimlere ön ayak olabilmeli. Yani biz felsefeyi bu kategoriye koyabilmeliyiz. Evet. Peki insan felsefeye şöyle de bakıyor. Bugün günümüzde mesleklere biz ne kadar para getirecek gözüyle bakıyoruz. Yani o mesleğin içini doldurmak, o mesleği geliştirmek bir yana, bu meslekten biz para kazanabilir miyiz diye bakıyoruz. Gençler de felsefeye bu yüzden mesafe koyuyorlar. Yani felsefeci olup ne yapacağım diyorlar. Hangi alanda para kazanabilirim diyorlar. Siz iyi cesaret etmişsiniz, felsefeci olmuşsunuz. Evet. Nasıl tavsiyelerde bulunacaksınız? Nasıl tavsiyelerde bulunacağım? Öncelikle açıkça konuşmak gerekir ki felsefeyi gerçekten sevip ilgilenmeyen bir insan zaten felsefe okumasın. Felsefe uğraş gerektiren bir derstir, uğraş gerektiren bir teoridir, bilimdir. Şöyle olmalı, hani tercih de yaptırdık biz öğrencilerimize, işte tıptır, hukuktur falan. Yani farklı öğrenciler çıkıyor, gerçekten yetenekli, yazmaya yetenekli, eleştirmeye yetenekli. Ben birebir konuşuyorum. Kardeşim gerçekten sen felsefe istiyor musun? Çok iyi bir üniversitede felsefe oku, akademik alanda çalış, hem zevk aldığın işi yap. Ya ömrünün tamamını çok hoşlanmadığın ya da yani o işle uğraşmak istemiyorsan, o işe vereceğine gerçekten sevdiğin ve zevk aldığın işi yap. Felsefeyle uğraş. Zaten sen sevdiğin şeyin peşinde gidersen maddi anlamda da kaygı duymana gerek olmaz. Hani yani bir şekilde getirisi olur. Bir şekilde getirisi olur diyorsunuz. Kesinlikle. Yani severek yapsın yeter. Severek yapsın. Kendini ifade edebilsin. Kendini gösterebilsin. Yani pasif bir meslek dalında olmadığı sürece, yani kişi pasif olmadığı sürece daha doğrusu her anlamda ileri gider. Bence insan için en büyük özgürlük alanı felsefe. Yani hani biraz önce söylediğim gibi sorgulamak, evet, eleştirmek, neden diye bir soru üretip bütün hayatında karşılaştığın bütün konularda o soruyu, o konunun karşısına çıkarmak. Bu müthiş bir özgürlük. Yani insanın daha önce topluluklar tarafından üretilen bilgiyi biraz daha deşmeye çalışması, daha geçmişini araştırması, o bilginin neden olduğu sonuçları araştırması bence çok çok müthiş bir özgürlük alanıdır. Felsefeyle ilgilenmek özgürlükle eşdeğer görüyorum. Görüyorsunuz. Bana kalırsa böyle bir özelliği var. Felsefe niçin gerekli sorusunu da hazırlamıştım size. Yani topluluklar niye felsefeye gerek duyar? Felsefeye neden gerek duyarız?
Ya da felsefeye gerek duyuyor muyuz? Gerçekten. Yani şu an ihtiyacımız var mı felsefeye? Yani düşünmeye, sorgulamaya, eleştirmeye, bir konunun altını deşmeye ihtiyacımız var mı? Bana kalırsa var. Size kalırsa var ama yani diğer insanlar belki bizler gibi düşünmeyebilir. Diğer insanlar dediğimde hani öğrencilerim üzerinden gidiyorum, belki çok sevdiğim öğrencilerim. Hani ya, verilen cevaplar hocam gerek yok. Hani bize maddi bir getirisi yok. Ya da bize iyi bir statü sağlayamıyor. Fakat her şey bu hemen ulaşacağımız şeylerden ibaret değil. Felsefe aslında bir teoridir, bir metottur, bir yol göstermektir. Özgürlük alanımızı açan bir metot. Eleştirmemizi, olayların içini kurcalayabilmemizi sağlayan bir daldır felsefe. Tabii ki felsefeye ihtiyacımız var. Çünkü bazı şeyleri konuşmaya, açmaya, kıyıda kalmış olayları meydana getirmeye ihtiyacımız var. En çok da o zaman bu topluma gerekli felsefe. Çünkü biz 90 yıldır hiçbir şeyi konuşamayan bir topluluğuz. Daha yeni yeni konuşmaya başladık. Yeni yeni geçmişimizle yüzleşmeye başladık. Yeni yeni geçmişte yaptığımız hatalardan dersler çıkarmaya başladık. Asıl felsefeye en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönem bu dönem. Yani kilitlerimizi, zincirlerimizi kırdık. Bir yola çıktık ve bu yolda yürüyoruz. Bu yolda yürürken geçmişte yaptığımız hataları ancak felsefeyle, yani düşünerek, sorgulayarak, mantıklı sonuçlar üreterek yüzleşebiliriz. Bu hatalardan ders çıkarabiliriz. Bu hataları bir daha tekrarlamayabiliriz. Bunun için felsefe bence en çok bu dönemlerde gerekli. Filozof kimdir? Filozof kimdir? Şimdi her felsefe yapan adama filozof denir mi, yoksa filozofun bambaşka özellikleri mi olmalı? Ben burada filozof ve bilgin kavramını ayırarak işe başlamak isterim. Filozof kimdir? Hani bilginin peşinde koşan insana kaba taslak anlamıyla filozof diyoruz. O zaman bugün modern çağın birçok insanına filozof diyebiliriz. Twitter'da, internette, şurada, burada bilgi kovalayan bir topluluk olduk. Tabii bu kovaladığımız bilgi bize çok iyi sonuçlar doğurmuyor. Yani çoğu insan o bilgileri öğreniyor ama yine kafasında kalıp olarak aldığı düşünceyi değiştiremiyor. Fakat en azından bilginin peşinde koşan bir kuşak yetişiyor, bir topluluk, insan topluluğu yetişiyor. Yani internette akşama kadar sürekli siteden siteye, tweetten tweete vesaire dolaşıp duruyoruz. Yani sürekli yeni bilgilerle beynimizi dolduruyoruz. Ama bu bilgiler acaba felsefe mi? Yani filozofluk için yeterli mi? Ben açıkçası böyle sürekli sosyal medyada bilginin peşinden koşulabileceğini düşünmüyorum. Bilginin peşinden koşmak demek felsefe tanımını yaparken de bahsettiğimiz gibi bilginin ne olduğuyla alakalı. Hani neyin peşinden koşuyoruz acaba? Gerçekten bilginin peşinden mi koşuyoruz? Bir şeyleri savunmanın, bir şeylerin reklamını yapmanın peşinden mi koşuyoruz? Hani gerçek anlamda filozof kimdir? Bu soru gerçekten aslında biraz düşünülmesi gereken bir soru. Çünkü şöyle, hani hayatını bir gözden geçiren, ben ne yapıyorum, neden yaşıyorum, nasıl yaşıyorum? Sadece bu soruya dini temelli bakmamak gerekir. Hani ister inanç, her inanç için aynı şekilde, ha benim gayem ne? Hani filozof deyince sadece şu anki sosyal ve siyasi konumlar üzerinden bazı şeylerin reklamını yapmak da değil filozof olmak, felsefe yapabilmek. Daha farklı bence. Hayatın anlamını bulabilme çabası, hayatı anlamlandırma çabası gibi görüyorum. Biraz Yunan felsefesinde evet, kalmış benim mantığım herhalde ama böyle değerlendirebiliyorum ben filozofu. Evet, yani siz diyorsunuz ki filozof bilginin peşinden koşan ama bu bilgi internette olan bilgi değil. Hayatın anlamını bulmaya çalışan insanlara filozof denir. Neden yaşadığını evet, sorgulayan, neden bu dünyaya geldiğini sorgulayan, bu dünyada hangi amacı gütmesi gerektiğini sorgulayan insanlara filozof diyebiliriz, değil mi? Aslında filozof diyebilir miyiz? Tam diyemeyiz ama. Artık onun kriteri gerçekten keskin bir kriter değil. Çünkü kimin filozof olup kimin filozof olduğunu benim şahsi görüşüm ki hani hiçbir zaman mutlak anlamda bilemeyeceğiz. Fakat yani dediğiniz şeye katılıyorum. Aynen öyle. Peki felsefeci olarak kaç yaşında bu alanla ilgilenmeye başladınız? Kaç yaşında bu alanla ilgilenmeye başladım? Ben lise 2'de daha felsefe dersi görmemiştik. Yani lise 3'te alıyorduk felsefeyi. Evet. Fakat
10. sınıftan beri, lise 2'den beri bu tarz hani felsefeye çok meraklıydım. Felsefeyle ilgilenmek istiyordum. Seviyordum. Niye? Niye? Güzel soru. Şöyle. Şimdi ben de sorgulayacağım bayağı. Hani birlikte sorgulayalım. Biraz, evet. Felsefe yapalım. Niye yani? Tamamen benim karakter özelliklerimden ötürü. Sorgulamayı seven bir yapıya sahibim. Eleştirmeyi seven bir yapıya sahibim. Bulunduğum ortamda farklı bir kimlik sahibi olmak isteyen bir kişiliğe sahibim ve şöyle bir meslekleri araştırdığımda ya da beni mutlu eden şey nedir diye düşündüğümde ekonomi mi, siyaset mi ya da sağlık alanı mı, kendimi gerçekten bilgi anlamında doyurabileceğimi, o işten zevk alabileceğimi düşündüğüm bir dal yoktu benim için. Ama felsefe gerçekten farklı, hep aynı şeyler üzerinde ilerlemiyor. Farklı farklı yerlere kayıyor. Bütün bilimlerle ilgilendiğini düşünüyorum. Gerçekten de o zaman bana sıkıcı gelmemesinin en büyük sebebi buydu. Hem ekonomiyle ilgili, hem siyasetle ilgili, hem dinle ilgili, inanma meselesiyle ilgili. Yani yeri geliyor sağlıkla, astronomiyle ilgili. Bu yüzden ben bütün bilimlerden biraz feyz alabilmek için sanırım. Bütün bilimlerin felsefe daha üzerinde bir şey o zaman felsefe. Belirli yani filozoflara göre öyle. İlgilendiği için, göre. Her konuyla ilgilendiği için aslında bilimler üstü bir alan diyebiliriz felsefeye. Yani ben diyorum ama bunu demeyen filozof kitlesi de var ama bence bir metot olarak, bir metot olması sebebiyle bilimlerin yol göstericisi olmalı. Hani üstüne koymaktan ne anladığımıza göre de değişebilir. Fakat bilimlerin bir yol göstericisi, ilk adımı. Topluluklara da yol gösterir mi felsefe? Topluluklara yol gösterir mi? Toplulukların buna izin vermesinden geçer bu. Topluluklara ya biraz yol... din konusuna gireceğim de bunu... Hocalara sorduğumuzda kesinlikle reddeder, topluluklara yol gösteren kutsal kitaptır derler. Tanrı'nın sözleridir, kurallarıdır, evet, ayetleridir derler. Bunu hangi dindara sorarsanız sorun aynı yanıtı verir. Yani bir Hristiyan'a da sorsanız mutlaka topluluklara Allah yol gösterir der. Fakat felsefenin bazı özellikleri vardır. O özelliklerden biri de biraz önce konuştuğumuz konulardır. Yani sorgulamak. Bir şeyin nedenini araştırmak, geçmişi araştırmak vesaire. Yani bütün bu konularla ilgili olduğu için felsefe bir anlamda araştırdığı konunun sonuçları yol gösterici niteliği taşıyabilir. Yani o yüzden din konusuna da gireceğiz. Yani bütün dinleri belki de incelememiz gerekir. Hepsi de mutlaka yol gösterici özellikleri olan dinlerdir, inançlardır ama felsefe bir anlamda daha mı üstünde duruyor? Yani şöyle cevap verebiliriz. Felsefe neye ulaşmak istediğimize bağlı bir teoridir, bir bilimdir. Mesela İslam felsefesine biraz bakalım bu soruya cevap verebilmek için. Evet. İslam felsefesinde iki temel kitle vardı. Biri Gazali tarafı, diğeri de filozof kısmı. Gerçekten felsefeyle ilgilenen ve bu konuya kafa yoran kişilerin olduğu kısım. Hani Gazali filozof kısmına şu tarz eleştirilerde bulunuyordu sürekli. Siz aklı çok fazla ön planda tutuyorsunuz ve bir yerden sonra şirke, inkar aşamasına gidiyorsunuz. Ama Gazali'nin de tabii ki felsefeye karşı bir tutumu yoktu. Sonuçta neticede Gazali de bu eleştirileriyle felsefenin içine girmiş oluyor ve felsefe evet, yapmış oluyor. Hatta Kandinsky'nin bir sözü vardır, benim çok hoşuma gider. Felsefe konusunda iki tarafı tutarsınız. Ya felsefe yapmak tarafını tutarsınız ya da felsefe yapmamak tarafını tutarsınız. Filozof olarak felsefe yapmak tarafını tutarak zaten felsefe yaparsınız. Fakat felsefe yapmamak tarafıyla da inkar ederek, eleştirerek yine de felsefe yaparsınız. Evet, güzel. Yani her halükarda felsefe yaparsınız. Her durumda işin içine giriyorsunuz yani. Kesinlikle. Mesela ben Gazali ve İbn Rüşd üzerinden gitmeye devam etmek istiyorum. Gazali biraz hani kalpten gelen bir ışık vardır, hakikat ışığı ve biz bu hakikat ışığıyla iman aşamasında bulabiliriz ve Allah'ı böyle tam anlamıyla teslim olabiliriz. Bu tarz bir gidişatla bu teslimiyet yaşanır diyor. Fakat İbn Rüşd tayfası diyeyim ben o tarafa, hani İbn Rüşd kelamcılar kısmı daha çok akıl ön planda. Akıl bize zaten vahyi gösterir. Zaten bize her şeyi gösterir. Hayır, bu gerçekten benim
muallakta olduğum bir kısım. Aslında her zaman aklı ön plana koymalı mıyız? Bu da bir söz konusu, bu da bir tehlike. Çünkü aklı ön plana koyan filozofların da gerçekten yeri geldiğinde İslam'dan saptıkları durumlar oldu. Mesela niye? Niye? Niye şöyle, sapar niye bir sapar? İnsan yani? Gazali'nin bu konuda 20 tane eleştirisi var. Ben en temel ve en akılda kalanları söylemek istiyorum. Bu akılcı filozoflar, feylesof kısmı şöyle algılanıyor ki Allah'ın vücudu olup olmadığı meselesini ortaya çıkıyorlar, yani çıkarıyorlar. Hani Allah'ın vücudu var mıdır? Ne menen bir şeydir? Nasıl bir varlıktır? Hani nasıl bir varlıktır? Bu insanoğlunun kendi kendine aslında sorduğu bir sorudur. Mutlaka çocukken evet. başlarız bu soruyu sormaya Kesinlikle. Değil mi? Yani Allah nasıl bir varlıktır? Bir beden mi taşıyor? Bir hani ruh mu? Görünmeyen bir varlık mı? Ne olduğu hakkında daha çocukken bu soruları kendimize sormaya başlarız. Belki de her çocuk belli bir dönem felsefecidir. Her çocuk filozoftur. Belli bir dönem acaba? Sadece. Yani bu soruları sormaya başladığında her çocuk belli bir dönem felsefecidir ya da felsefe yapmıştır. Daha sonra belki de yollarını felsefeyle ayırmıştır. Biz bu çocuk konusuna girmişken küçük bir şey söylemek istiyorum. Ben her çocuğa bir bilim adamı gözüyle bakılabileceğini düşünüyorum. Düşünsenize şimdi çocuklar gerçekten yeri geldiğinde öyle bir odaklanıyorlar, öyle bir inceleme yapıyorlar ki ben anlayamıyorum. Acaba bu çocuk neye bakıyor? Çok soru sordukları için aslında en iyi evet. filozoflar çocuklardır diye ben buradan evet. Böyle bir tanım yapabilirim. Yine din konusuna girelim. Allah nasıl bir varlıktır sorusunun yanıtı yok. Yani en azından evet. aklımızda yok. Yani kavram olarak nasıl bir varlık olduğunu tanımlayabilecek bir güce sahip değiliz. Sahip değiliz. Bu felsefe de evet. bu soruyu soruyor değil mi? Felsefe mesela yani İslam felsefesi de bu sorunun peşinden koşmuş yıllarca. Feylesof kısmı bu sorunun peşinden koşmuş ve bunun gibi mesela farklı soruları da var. Allah her şeyi bilebilir mi? Allah tikelleri bilir, tümelleri bilebilir mi? Yani Allah her şeyi bilip bilmemesi konusunu ele alınca ya da işte ezelilik konusu gibi farklı kavramları ele alınca Gazali tarafından ya da kelamcılar tarafından çok eleştiri konusu olmuşlar aslında. Yani bu aslında. Soruların yanıtını vermek çok zor olduğu için dinden çıkabilir insan. Çıkabilir kolaylıkla insan. Kolaylıkla ateist olabilir diye biraz eleştirilmiş. Tehlikeli yani, de tehlikeli görülmüş. Ama felsefenin amacı zaten sonuna kadar direnmek değil mi bu soruların yanıtını aramak için? Yani direnmek. Kendini tatmin edene kadar Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu, evrenin nasıl var olduğunu bulana kadar ki insanın ömrü yetmez bütün bunları tam bir şekilde öğrenebilmesi için hayatını harcar insan zaten bütün bunlarla ilgilendiğinde felsefeyle içinden de çıkamaz yani. Tabii ki fakat şimdi sözü biraz yarıda bıraktık topu İbn-i Rüşd'lerin üstüne attık evet. gibi de olmasın. Şöyle de bir şey var hani tam anlamıyla da bağımsız bir şekilde ipi koparıp çıkmışlar da diyemeyiz. Hatta Roger Arnaldez diye bir batılı araştırmacı şöyle yorum yapıyor. İslam felsefesinin gerçekten gelişememesinin sebepleri üzerine. Hani o gelişemediğini düşünüyor daha doğrusu böyle diyelim. İslam felsefesi ortaya yeni teoriler koyamamıştır. Gerçekten belirli şeyleri ortaya koyamadığı için gelişememiştir diyor. Fakat ben bu soru üzerine düşünüyorum. Ya ortaya yeni bir teori olarak ne koyulabilir ki? Belli bir kutsal kaynak var. Belirli inanılacak ya da teslim olunacak şeyler var. Ortaya ne tarz bir teori konulabilir? Şöyle bak güzel bir konu. İslam felsefesinin o batılı düşünürlerin yaptığı eleştiride olduğu gibi ortaya yeni bir teori koyamamasının sebebi kutsal kitabın değiştirilemez olması. Yani zaten Kur'an-ı Kerim'de dünyanın nasıl olduğu, kuralların ne olduğu, niçin dünyada olduğumuz anlatılıyor. Bunun dışında felsefenin alanına giren konularda fikir ürettiğinde İslam'ı dışlamış gibi oluyoruz. Yani insan niye yaşar? Ben bu soruya verebileceğim birçok yanıt İslam'ın temel özelliklerinin çok evet. çok dışında. Ben çok şey söyleyebilirim. Yani bir dindara niye yaşıyorsun dediğimde Allah için yaşıyorum der. Ona kulluk etmek için yaşıyorum der. Ona ibadet etmek için yaşıyorum der. Ona ibadet ederek dünyada iyi bir kul olarak cennete gitmek için yaşıyorum der. Ama felsefe bu sorulara
Kur'an-ı Kerim'in ya da dindarların verdiği yanıtları vermez. Neden yaşıyoruz dediğimizde bin bir türlü yanıt bulabiliriz. Nedir? Felsefenin vereceği yanıtlar da İslam dışı kavramlar, konular. Bu yüzden bence İslam felsefesi bir yerde durmak zorunda kalmış. Bir yerde değiştiremezsin ki evrenin nasıl olduğunu bilimle vesaire açıklamaya kalksan İslam'ın dışına çıkarsın zaten. Yani evrime giriyorsun vesaire. Yani birçok konuya giriyorsun. Kesinlikle. Big Bang'lere giriyorsun. Bilimle eğer dünyanın nasıl var olduğunu, insanların nasıl bu düzeye ulaştığını açıklamaya kalktığımızda İslam'ın dışına çıkmış gibi oluyoruz sanki. Şöyle söyleyelim, gerçekten farklı bir ayrım noktası var aslında. Şimdi felsefe ve inanma meselesi, din de demiyorum sürekli. Felsefe ve inanma meselesini biz nasıl ayıracağız? Şimdi felsefe yapmak, belirli şeyleri mantıksal düzeye koymak, doğayı, evreni anlamlandırabilmek. Şöyle söyleyelim, doğayı tanımladık, temellendirdik. Doğadaki varlıkları temellendirdik. Bir yerden sonra o sınırın aşılması gerekiyor ve dışarı çıkılması gerekiyor. Hani tamam biz nereden geldik? Doğadan geldik falan gibi. Belirli temellendirmeler yapıyorlar. Peki doğa nereden geldi? Tam bu aşamada... Din buna yanıt veriyor. Tam bu aşamada teslimiyet aşaması olursa eğer din buna yanıt veriyor. Yani gerçekten kişi orada huzur bulmak amacıyla teslimiyeti yaşarsa din buna yanıt verir. Fakat inanmak ya da inanmamak... Yani bu iki seçimden ibaret her şey. Evet. Temellendirme. Yani doğa nasıl, evren nasıl oluştu sorusuna bilim farklı yanıt veriyor, din farklı yanıt veriyor. Evet. Değil mi? Kesinlikle yani öyle. Din adamlarıyla bilim adamları evrenin nasıl oluştuğuyla ilgili, insanların, canlıların nasıl oluştuğuyla ilgili aynı şeyi konuşmuyorlar. Ama belli bir yere kadar aynı şeyi konuşuyorlar. Nereye kadar? Nereye kadar? Hani ben hiçbir bilim adamı görmedim yani hani Kur'an'dan örnekler vererek evrenin oluşumunu anlatsın, insanların canlı varlıkların oluşumunu anlatsın. Bambaşka kavramlarla açıklıyor. Size göre aynı kapıya mı çıkıyor? Yani Kur'an'ın anlattığıyla bilim adamlarının anlattığı aslında aynı şey mi? Aynı kapıya çıkmıyor tabii ki fakat hani... Hangisi yanlış söylüyor size göre? Hangisi yanlış söylüyor bana göre? Tabii ben de buraya felsefeci kimliğimle olduğu kadar Müslüman bir kimlikle geldiğim için... Ben o teslimiyeti yaşadığım için bana göre belli bir yaratıcı var ve işte biz belli bir yaratıcının da izniyle buradayız, ona kul olarak buradayız. Bir yere kadar öyle dedim ya biraz önce, hani o teslimiyet aşamasını yaşarsak ayrım noktası oluyor. Fakat hani belli temellendirmelerde İslamcılar da mantıksal şeylerden çok uzaklaşmıyor. İslamcılar da, Müslümanlar da bilimi kullanıyor. Ben hani tamamen bunları ayırmak konusunda biri bilimi kullanıyor, biri tamamen bilimin dışındaki bir şeyi kullanıyor gibi görülmemesi için böyle dedim. Hani ikisi de bilimsel şeyler. Ama aynı şeyi anlatmıyorlar. Kesinlikle. Çünkü belirli bir temele bağlanması gerektiğinde biri doğaya ya da farklı sebeplere bağlarken diğeri mutlak bir yaratıcı ya. Ateistler her şeyin kendi kendine oluştuğunu söylüyor. Yani evren de kendi kendine oluştu, canlılar da kendi kendine oluştu. Bugüne de böyle rastgele geldik vesaire. Yani ateistlerin iddiası bu. Çoğu bilim adamı da böyle anlatıyor bugünkü düzeni. Fakat din aynı şeyi söylemiyor. Din aynı şeyi söylemiyor. Her şey planlı, programlı, her şeyin bir amacı var. Dünyanın, evrenin oluşumuyla ilgili Allah'ın mutlak hakimiyeti var. İnsanların, canlıların varlığıyla ilgili Allah'ın mutlak hakimiyeti var. Onun izni var. Her şey onun gözetiminde. Aklımızdan geçeni bile bilen çok çok yüce bir varlık. Yani din böyle anlatıyor. Fakat bilim adamları bambaşka şey. Ateistler bambaşka şey söylüyor. Her şey kendi kendine rastgele oldu diyor. Şu an aklıma şey geldi benim. Tertullianus diye bir Hristiyan din adamı şöyle diyor. Saçma olduğu için inanıyorum. Hani şu an aklınıza ne geliyor Çağlar Bey? Hani ne demek istiyor Tertullianus? Saçma olduğu için inanıyorum. Farklı değil mi? Hani farklı. Farklı. Peki ne demek istiyor? Niye? İşte burada aslında bilimle inanma meselesinin ayrıldığı kısım. Saçma demek ne demek? Saçma demek mantıksal çerçevede algılayamadığımız, bilimsel olarak temellendiremediğimiz şey demek. Tertullianus bunu teslis inancı için söylüyor gerçi fakat ama Hristiyan filozofu da demek doğru olmaz. Hristiyan din adamı. Yani ben akılla kavrayamadığım için, akılsal çerçevenin üstüne çıkıldığı için inanıyorum. Hani bu teslimiyeti gösteren bir şey bu. Bu teslim olmuş. Teslim olmuş. Yani benim kafam
dünyanın, evrenin, varlığının nasıl oluştuğuna basmıyor. Hazır nasıl olduğunu anlatan bir kitap var. Ben buna inanıyorum. Aslında bu kolaya kaçmak. Bunu felsefe yapmak diyemeyiz. Yani felsefecinin işi kolaya kaçmak değil. Felsefecinin işi kolaya kaçmak değil. Fakat yani, biraz önce dediğimiz gibi hani İslam felsefesinin gelişememesi, yeni teoriler ortaya koyamaması dedik. Aynı şekilde Hristiyan felsefesi de ne kadar yeni teoriler ortaya koydu bu da konuşulur ama bir inançlı bir felsefeci ne yapabilir? Bizim sorumuz bunun üzerinden şu olabilir. Yapacağı şey şu. İnandığı şeyi temellendirebilir. Yani şimdi birazdan reklama gideceğim. İnançlı bir felsefeci ne yapmalı? Sorusuna verdiğiniz yanıt inandığı şeyleri temellendirmeli. Yani siz de Kur'an-ı Kerim'in, dinin, dünyanın nasıl olduğuyla ilgili anlattıklarını, evrenin nasıl olduğuyla ilgili anlattıklarını, neden burada yaşadığımızla ilgili anlattıklarını temellendirmek için kafa patlatacaksınız. Bunun altını dolduracaksınız. Sizin de göreviniz, felsefeyle ilgili çalışmalarınız bu yönde olacak. Şimdi reklama geçeceğim. Reklamdan sonra şunu soracağım. Dindarlardan felsefeci olmaz diye bir algı var. Yani sanki dinle ilgilenen insan felsefeyle ilgilenemezmiş gibi bir algı var. Bu da işte biraz önce konuştuğumuz gibi felsefeyle ilgilenen insanın bir süre sonra ateist olacağı şeklindeki algıdan kaynaklanıyor. Kısa bir ara vereceğim. Aradan sonra dindarlardan felsefeci olur mu? Evet. Olursa niye olmalı? Dindar insanlar mı asıl felsefeyle ilgilenmeli gibi soruları soracağız. Çok kısa bir ara. Haber Özel'e devam ediyoruz. Felsefeci yazar, eğitimci Büşra Şen'le birlikteyiz. Dindardan felsefeci olur mu demiştik. Siz dindar mısınız? Ben dindar. Kendinizi öyle mi görüyorsunuz? Ben Müslümanım. Müslüman dindar ayrımı... Her Müslüman dindar mıdır acaba? Evet yani evet. Hani her Müslüman dindardır. O zaman ben de dindarım. Ya da hani çok fazla dinin ilgilendiği konulara çok fazla bulaşmayan insanları da dindar diyebiliriz o zaman. Evet. Bunun üzerine de kafa patlatabiliriz. Bunun üzerine de kafa patlatabiliriz. Yani kime dindar denir? Kime dindar denir? İşte o da artık saatlerimizi alır bizim. Başka bir programda. Alsın. İşimiz o. Derinliğine inmek yani. Derinlikten kaçmayalım. Biz dindar mıyız? Biz dindarlık, Müslümanlığı en iyi şekilde temellendirebilmek. Tir bana göre artık yani. Size göre. Temellendirmek derken hani onun bilincine varabilmek, dinini yaşayabilmek, inancını yaşayabilmek. Budur. Ne kadar yaşayabiliyorsan, ne kadar gayret gösteriyorsan. Nedir dini yaşamak, inancı yaşamak nedir? Şimdi ben biraz felsefe yapayım, size soru sorayım. Sorguluyorum. Nedir dini yaşamak? Dini yaşamak nedir? Sadece ibadet etmek değil. Yani sadece ibadet etmekten ziyade ibadetin sebebini bulmak, nedenini bulmak. Yani bunu temellendirebilmek. Biz bunu neden yapıyoruz? Evet. Bilincine varmaktır aslında bence. Tamam, dindar neden olabilir. Yapıyoruz? Neden ibadet ediyoruz? Dediniz ki sadece din ibadet etmek değildir. Neden ibadet ettiğimizi anlayabilmektir. Evet. Neden ibadet ediyoruz? Neden bize ibadet ne faydası ediyoruz? Olacak? Yani din bunun yanıtını veriyor ama dindarların da bunun yanıtını vermesi lazım. İbadet etmenin bize cennetin olacak? Kapısını açmaktan başka. Ne faydaları olabilir bu dünyada? Bu dünyada ne faydaları olabilir? Çok güzel. Bu soruya felsefeci kimliğimle cevap veremeyeceğim için evet, bu kimliği şu tarafa bırakıyorum evet. Ve artık ne kadar dinleriz Allah bilir fakat bu kimlikle de yanıt vermeye çalışalım. Ne kadar dinleriz? Din bize ne katar? İbadet bize ne İbadet kazandırır? İbadet bize ne kazandırır? Şöyle bir şey vardı. Hani, bu da din felsefesine giren konular. Din felsefesine yani, girer hani... tabii ki. Felsefeyi de alabiliriz bu tarafa evet. O zaman. Güneş ve insan benzetmesinden gitmek istiyorum. Güneşin bize ihtiyacı yok. Bizim güneşe ihtiyacımız var. İlk olarak bizim mutlak bir güzel. Şeye ihtiyacımız olması ve buna teslim olup huzuru yaşamak. Ama sadece bu da değil. Sadece bireysel olarak mı huzuru yaşayacağız? Bu mudur? Bu biraz bencillik gibi algılanabilir. Yardımlaşmaktır. Mesela namaz kıldığında bu namazın arkasında neler var? Değil mi? Sadece namaz kılmak, hani camia, cami, hani bunda toplanınca ne oluyor? Birbirimizin sıkıntılarını öğrenebilmek, paylaşabilmek. Bunun gibi birçok örnek verebiliriz. Ya, aslında, bu amacı taşıyorsan dindarsın aslında. Bana öyle göre diyelim? Öyle.
Bana göre öyle. Yani sadece bir şeyleri ezber olarak yapmak değil, anlamını da bilebilmek ya da bunu en azından temiz bir niyetle yapabilmektir bence dindar olmak. Evet. Yani en önemli şey bence burada niyette diyebilirim ben. Evet. Yanlış bir şey söylemiyorsam. Dindardan felsefeci olur mu? Sorumuza dindardan dönelim. Dindardan felsefeci olur mu? Niye dindarlar felsefeden uzak duruyor? Dinden çıkarız diye korkuyorlar. Ama siz bir dindar olarak felsefecisiniz. Ya benden felsefeci olmamış ya da ben bir tam dindar değilim. Ya sizden dindar olmamış ya felsefeci olmamış. Yok, böyle mi acaba? Öyle demeyelim. Hem dindar hem de felsefecisiniz. Felsefeci olunabilir. Bence olunabilir. Bu da tamamen yorumlama meselesiyle alakalı bir durumdur. Şimdi dindar kitlesi, yani dindar dediğimiz kısım sadece İslam felsefesi mi yapacak? Sadece öğrendiğimiz şeyi mi temellendireceğiz? Sadece tefekkür mü edeceğiz? Ya da felsefe eğitimi alırken farklı filozofları da kendimize göre yorumlayabiliyor muyuz? Belki yanlış bir şey ama ben bunu yapıyorum. Örneğin Platon akılsal bir evreni, idealar dünyasını savunuyor değil mi? Evet. Bunu şöyle algılıyorum ben. Genellikle Müslüman kimliğimle felsefe eğitimi aldığım için hep kendime doğru çektim bu tarz şeyleri. Platon gerçekten akılsal olanı bir yerde tutuyorsa ve duyuların yanıltıcılığından vazgeçiyorsa ben de diyorum ki ya bak demek ki bu adamda da bir şeyler var. Dindar kimliğimle söylüyorum tabii ki bunu. Hani bedensel azlardan bir yerde uzak duruyor ve kendini bir şeylere adamış, belki de teslim olma aşamasında geçmiş gibi bir dindar yorumlayabilir. Ya da Spinoza'nın, doğa filozofu diye bilinen Spinoza'nın iki tane doğa anlayışı var. Yaratılan doğa ve yaratan doğa. Mesela bu çok güzel. Evet, yaratılan doğa o zaman yaratan Tanrı doğa tarafından yaratılmış bir doğa. Bir de yaratan doğa yaratan var. Yaratan doğa, bir şeyleri yaratan. Fakat şöyle söyleyeyim. Bir Müslüman olarak biz bunu Tanrı tarafından diye algıladık siz de. Hani evet. Böyle algıladınız yaratan diye. Yaratan doğa Ama yaratılan kısmı doğa deyince ateist felsefeci kitlesi bunu kendi kendine yaratılmış olan doğa diye de tanımlayabiliyor. Ya kime kimi ateistlere göre şöyle de bir düşünce var. Doğa işte o yaratan doğa. Yani evren bir şekilde rastgele meydana geldi. Doğa da yaratıcı gücünü kullanarak bin bir türlü canlı türünü meydana getirdi. Bu bin bir türlü canlı türünün içinden insanoğlu evrim geçire diğer canlı türlerinin üzerine çıktı. Hakim tür olarak dünyaya egemenliğini kurdu, hükmetmeye başladı. İşte yaratan doğa kısmını ateist felsefeciler savunuyor. Yani doğa bin bir türlü canlı türünü evet kendi kendine yaratabilme özelliğini taşıyor. Niye? Toprak var. Evet. Hava var, su var, oksijen var. Bütün bu elementler bir canlı türünü meydana getirebilmek için yeterli. En azından oksijen ve işte toprak. Yani canlı türlerini meydana getirmek için yeterli. Tohum atıyorsunuz, ağaç çıkıyor. Yani din nasıl buna yanıt veriyor? Din de diyor ki hayır, o canlıyı Allah yaratıyor. Fakat ateist felsefeciler hayır, doğa yaratıyor diyor. Yaratan bir doğa var, doğanın özellikleri var. Bu özelliklerden dolayı bu canlı türleri meydana gelebiliyor diyor. Yani bu çok farklı bir tartışma tabii ki. Şimdi din ve felsefe arasındaki ilişkiden devam edelim. Evrimle ilgili felsefe olarak hani kafa yordunuz mu? Evrimle ilgili kafa yordum mu? Ben öncelikle evrimin derinliklerine girmeden önce şu kısmından bahsetmek istiyorum. Biz İslam felsefesinden ziyade Darwin'i, Marx'ı tanıdığımız için bence ya da onlar reklamlarını çok iyi yapabildiği için demek doğru olursa böyle diyeceğim ama biz felsefeden biraz toplum olarak uzak duruyoruz. Darwinci teori, evrim teorisi gerçekten temellendirmelerini yapıyor ve yani yankı uyandırıyor ve biz de diyoruz ki felsefe Darwinci teoridir, felsefe Marksist teoridir, Nietzsche gibi hani Tanrı öldü ve onları insanlar öldürdü diyen bir teoridir diyorsak bu Batı felsefesinin reklamını iyi yapabiliyor demek ne kadar doğru olur tam olarak bilemeyeceğim şundan ama da kaynaklanıyor olabilir. Çok çok ünlü bilim adamları evet bu teorileri savunduğu için dünyaca
hani her yerde konuşulan, taraftarı olan teoriler haline gelmiş olabilir. Yani çok çok iyi bilim adamları, çok çok iyi üniversitelerde kürsüleri bulunan bilim adamları savunuyor Darwin'i, Marx'ı vesaire bu teorileri. Bundan da kaynaklanıyor olabilir. Müslümanlar, dindar felsefeciler işte sizin gibi ortaya çıkıp bunun tam karşıtını, bunun böyle olmadığını çok çok iyi üniversitelerde anlatabilselerdi, bugün onların teorileri yerine sizin anlattıklarınız konuşuluyor olacaktı. Kesinlikle öyle. Anlatabilme, ben dedim ya reklam, evet. Reklamını iyi yapabilme, kendini ama iyi reklam, ifade edebilme. Anlatmak için de evet, temellendirebilme lazım. Yani bir şey yoksa neyi anlatacaksın? Bunun için neye ihtiyaç lazım? Ben hemen şu konuya girmek istiyorum. Düşünen nesillere ve düşünmeye ihtiyaç yani düşünmeye meydan tanıyan bir topluma. Ben gazetedeki yazımda belirtmiştim. Ya biz düşünen adam heykelini... Neden Bakırköy Rus evet. Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bir... Sanki düşünen adam delirir bir delirir. Süre sonra. O mesajı hani, veriyoruz neden, yani. Neden bu var? Yani niye düşünmek... Niye böyle? Hani acaba ben bu konuyu da düşünüyorum ama... Ya deli gözüyle bakıyorlar mı felsefecileri hakikaten? Hani yani... Belli bir kitle için evet. Evet yani. Felsefeciler de biraz şey oluyorlar falan. Ne? Diyeyim. İşte şey i̇şte oluyorlar. Deli. Arasındaki... İşte odur. Şey nasıl bir düşünce. Kavramsal bir çerçevede ele alınabilir... Şey oluyorlar deyince zaten artık her şey kopuyor. Evet. Ne felsefe yapasınız geliyor, ne anlatasınız geliyor. Böyle tabii ki bir tuhaf bakılabiliyor. Bu da düşünmeye meyil verilmeyen bir toplumda yaşadığımız için, toplumu suçlamak da doğru değil fakat böyle. Yani düşünen adam heykeli gerçekten bir delilik, tabiri caizse delilik sembolü ise ya biz felsefeyi nasıl yapalım? Nasıl kürsülerde evet. Konuşalım? Kaç tane insan gerçekten liseden beri felsefeyle ilgilensin ve toplum buna meydan tanısın? Toplum, ailesi özellikle. Mesela ben buradan aileme çok teşekkür ediyorum. Ben felsefeyle ilgilenmek istiyorum dediğimde bana hiçbir şekilde mani olmadılar ve gerçekten seviyor musun? Önce bunu birlikte sorguladık yani. Gerçekten felsefeyi seviyor musun? Ne yapmak istiyorsun? Hani bunu bir sorgulamak. Çocuklara bunu sorgulatmak gerek. Felsefeye uzak durmak bizi gerçekten çıkmaz yollara sürüklüyor. Yani cehalet, yobazlık vesaire bütün bunların kaynağı insanın sorgulamaya uzak kalması. Bizde bir sorgulama kültürü yok. Felsefe kültürü yok. Ben mesela felsefenin aslında Müslüman topluluklara çok büyük yarar getireceğini düşünüyorum. Niye? Ben insanlığa fayda getirecek her türlü düşünceyi dünyanın neresinde olursa olsun, hangi dine mensup insan söylerse söylesin toplayıp bu topraklarda anlatmak, bas bas bağırmak isterim. Ben İslam'a yapılacak evet, en büyük hizmet budur. Hizmet budur. Yani bunu Buda da söylese fark etmiyor. Kesinlikle. Bunu Hristiyan din adamları da söylese fark etmiyor. Bunu bir ateist de söylese fark etmiyor. Ben dünyanın neresinde olursa olsun... İnsanlığa fayda getirecek, barış, adalet duygularını ön plana çıkaracak her türlü düşünceyi, fikri, cümleyi felsefeci olsam öncelikli olarak Müslüman topluluklara toplarım, getiririm, anlatırım ki İslam'a yapılacak en büyük hizmet budur bana kalırsa. Şöyle bir şey de var. Gerçekten burada ya bunu söylemek ne kadar doğru bilemiyorum ama Katip Çelebi'ye de hani Katip Çelebi'nin adıyla biraz konuşalım. Katip felsefe Çelebi... söz konusuysa evet. Bunu söylemek ne kadar heh. Doğru dememek gerekiyor. İşte, her şeyi konuşmak için. Gafta da bulunmamak lazım. Belirli hayır, filozoflara canım. Da atıp yapmayalım. Şöyle Katip Çelebi mesela diyor. Felsefe ne kadar? Yani ne kadar bizim düşünürlerimiz fazla olduğu zaman, ne kadar biz gerçekten bir şeyleri düşünmeye, bir şeyler icat etmeye başladığımız zaman Anadolu bir ilim pazarıydı. Fakat ne zaman bundan uzaklaştık, o zaman... Biraz daraldık. Hani evet. Bunu felsefeye mal etmek doğru mu? Bir de şöyle bir şey de var. Ben bunu söylemek istiyorum. Batı felsefesi ve İslam felsefesi üzerinden konuşuyorsak, Batı felsefesinin İslam felsefesine bir teşekkür borcu var. Bunu niye? Belirtmek istiyorum. Batı niye? İslam'dan mı feyiz aldı? Feyiz aldı. İşte böyle değil tam olarak da. İslam felsefesi, hatta Gazali çok eleştiriyordu ya filozof kitlesini. Evet. Yunan temelli felsefe yapmakla. Hani Yunan felsefesi ilk felsefe, doğa evet. Felsefesi, evrene bir bakabilme, nazar edebilme, teoriler ortaya koyabilme. Hani Yunan felsefesi batıya İslam felsefesi üzerinden geçmiştir. 12. yüzyılda
Arapçadan İbranice'ye, Arapçadan Latince'ye çok fazla çeviri olmuştur ve zaten bundan sonra Batı bir ayılmış, bir uyanmış. Yani deyip... diyorsunuz ki bu çok iddialı bir şey. Batı felsefesi İslam felsefesinin özelliklerini çevirmiş, kendine uyarlamış, bundan faydalanmıştır. İslam felsefesinin özelliklerini demek doğru değil, fakat Yunan felsefesinin temellendirilmesi, Aristoteles'in kitaplarının çevirileri İslam filozof kitlesi tarafından yapılmıştır dersek... Niye, Batı yapmadı mı bunları? Batı o dönemde yapmadı. En azından verilere göre, kaynaklara göre ben 12. yüzyılda bunları görüyorum. Yani İbn Sina, Aristoteles'in çevirilerini yapan, Arapça tercümelerini yapan... O zaman yapan, bunun, yani bu felsefenin kaynağı da İslam felsefesi değil ki. Yunan felsefesi. Yine fakat, Batı. Yani fakat, biz Batı'dan alıp çevirmişiz, tekrar Batı bizden almış. Yani aslında kendi kaynakları. Kendi kaynakları. Yani İslam felsefesinin temeli ne aldılar diyemeyiz onları o zaman. Ama yani ben bu teşekkür de unutulmamalı. Tabii. Sonuçta yani bir faydamız olmasa, olmuş. Ama işte bir faydamız olmuş da öteye de çok büyük bir şey aslında. Geçememişiz. Zaten evet. Diyorum ya, Batı'nın bir teşekkür borcu var. Artık bizim neye teşekkür edeceğiz ya da bir yerden sonra yeni teoriler ortaya koyamıyorsak yapacak bir şey yani de yeni, yok. İşte hep bak çıkmaz yola giriyoruz. Çıkmaz yola yeni giriyoruz. Teoriler ortaya koymak için hakikaten önümüzde büyük duvarlar var bu coğrafyada. Yani oturup adam akıllı düşünebilecek, bunları konuşabilecek bir ortamı uzun zamandır yakalayamadık. Yine Türkiye çok çok iyi bu konuda. Avrupa'da mümkün mü evrimi İran'da bir televizyonda tartışmak vesaire? Avrupa'da yani, mümkün. Şey evet. Pardon, Orta Doğu'da yani. Evrimi bir televizyona çıkıp ya da bir üniversitede, bir kürsüde ya da bir seminerde tartışmak, bu konulara girmek, konuşmak mümkün mü? Mümkün değil. O yüzden oralardan bu düşünce akımları çıkmayacak. Türkiye'nin önce olması gerekiyor. Türkiye'de bu konuların konuşulması, İslam felsefesinin geliştirilmesi gerekiyor bana kalırsa. Ben direkt böyle işte diğer ülkeler deyince, ben öğrencilerime ilk derste sorduğum sorulardan biri de şudur. Ya da öğrenciler üzerinden gidiyorum ama kendime sorduğum soruları ben onlara soruyorum. Felsefe nerede yapılır? Felsefe Türkiye'de yapılır mı? Ya da yani nerede en iyi felsefe yapılır? Ya da gerçekten Afganistan'da bir insan felsefe yapıyor mudur? Sizce bunun, yapıyor mudur? Bunun net bir cevabını hani veren insanlar, ya klasik bir tanım var. Felsefe refah seviyesi yüksek olan yerlerde yapılır. Fakat kitlesel olarak yapamasa da herkes filozof neticede herkes, yani hayır, demek tamam. Ne kadar doğru olur. Ya kitlesel olarak yapamıyorlarsa da belirli bir düşünme çabası vardır. Yani Mutlaka vardır. Mutlaka yani cemaatler vardır. Kendi işlerinde, kapalı toplantılarda, Orta Doğu'daki ülkelerde mutlaka konuşuyorlardır. Felsefe yapıyorlardır, üzerine tartışıyorlardır ama bütün bunu açık açık konuşmak çok zor oralarda. Yani refah seviyesinin yüksek olduğu ülkelerde evet. Felsefe yapmak İzin bana kalırsa evet, bana kalırsa daha kolay. İşte bu sorunun cevabı aslında bence biraz durup bir düşünülmeli. Ben şöyle düşünüyorum, hani Avrupa'da felsefe, Türkiye'de felsefe, Suriye'de felsefe diyoruz ya, ben küçük bir anıyla devam etmek evet. İstiyorum. Üniversite yıllarımda yabancı öğrenci sınavıyla işte farklı bir üniversiteye gelmiş siyaset okuyan bir arkadaşla tanışmıştım. Ne okuyorsun dedim. Siyaset bilimi dedi. Aa ne kadar güzel falan. Sen ne okuyorsun dedi. Ben felsefe okuyorum. Felsefe eğitimi alıyorum dedim. Kız böyle bir şaşırdı. Ay ne kadar güzel ya dedi. İşte aslında dedi felsefeciler siyasetçilere akıl verir. Onlara destek evet. Olur. Ben dedim bizim ülkemizde de öyle falan. Hiç kendimi böyle bozuntuya vermeden. Yani böyle de bir şey var. Felsefe verilen değer. Ama nereye siyasetçiler kibirden patlıyorlar. Kimseden akıl almıyorlar ya. Her şeyi en iyi onlar biliyor. Her konuda uzmanlar. Vesaire yani bence hani tamam imajımızı bozmamışsınız, karizmamızı çizmemişsiniz ama evet, imajımızı yanlış bir şey söylemişsiniz. Bizim siyasetçilerimiz kibirden ölüyorlar artık, böyle patlıyorlar. Yeni fikirlere kapalılar, kendi düşüncelerinin mutlak doğru olduğuna inanıyorlar vesaire. Bence en büyük felsefenin ihtiyacı olduğu alan siyaset alanıdır. Siyasete felsefe bir böyle ufak bir dokunsa Türkiye'de çok şeyler değişir diye düşünüyorum. Evet. Siz dediniz ki bir yazınızda peygamberin filozof olduğundan fakat her filozofun peygamber olmadıklarından haberiniz yok mu? Evet. Peygamberler filozof mudur? Mutlak bilgiye en yakın olduklarını düşünüyorum. En azından temellendirme aşamasında, ulaşmaya çalışma aşamasında her peygamber filozoftur diyebiliriz. Bilginin peşinde koşan
kişilerdir aslında peygamberler. Hatta benim iki tane temel bir görüşüm var. O aynı yazıda, felsefeyle ilgili olan yazıda yazdım. Ama doğruluğundan hiçbir zaman kimsenin emin olamayacağı iki temel görüş. Biri şeydi, Yunanlı Empedokles, materyalist, maddeci olan Empedokles, Hazreti Lokman'dan hikmet dersleri almıştır. Hani bunu ben Batı felsefecisi hocalarıma sorduğumda, hocam ne düşünüyorsunuz bu konuda dediğimde, birlikte ya işte Büşra'cığım ben bunun kesinliğini bilemiyorum gibi sonuçlara vardık. Yani belki bunun kesinliğini hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama bir yerden sonra tatmin olmak lazım. Ya da aynı şekilde Pisagor, bu matematikte sayılar kuramında evrenin maddesi sayılardır diyen Pisagor, Mısır'a geometri dersi, geometri eğitimi almaya geldiğinde Hazreti Süleyman'ın öğrencilerinden geometri eğitimi alıp bunları paylaştığı da yani belirli kaynaklarda yazıyor. Ben ya, dediğiniz ilim pazarıydı bu coğrafya. Evet. Fakat bugün öyle mi? Bugün öyle mi? Yani bugün Batı mı geliyor buralarda bir şeyler öğrenmeye, yoksa biz mi gidiyoruz Avrupa'ya bir şeyler öğrenmeye? Bence biz gidiyoruz. Biz gidiyoruz Avrupa'ya yani, bir şeyler öğrenmeye. Eskiden bu anlattığınız olaylara baktığımızda Batı buraya bir şeyler öğrenmeye geliyordu. Bu iki temel anlattığım olayların da bu arada hani basit farklı olaylar farklı da değil yani. Pisagor dediğimiz değil. Adam dünyayı değiştirmiş bir adam gelmiş ben. Mısır'da eğitim evet, almış. Mısır'da eğitim almış. Ben Empedokles'e çok şaşırdım ya. Adamı materyalist olarak görüyoruz. Materyalist ya, varlıkçı. Hazreti Lokman'dan hikmet dersleri evet. Alması falan bir garip. Fakat işte hani dediğim gibi farklı bir ateiste ya da farklı bir felsefeci, ateist olması şart değil. Bunu sorduğumuzda biz bu sorunun cevabını hiçbir zaman bilemeyeceğiz deyip böyle cevap vereceğiz. Hani ben de öyle cevap vereceğim ama ben böyle olduğuna inanmak istiyorum. Böyle olduğuna inanıyorum. Evet. Bence felsefe yapamadığımız için içinde bulunduğumuz sorunları aşamıyoruz. Yani Orta Doğu'ya bakıyoruz. Hep Müslümanlarla ilgili çok büyük eleştiriler yapılıyor. Birçoğu da haksızdır bana kalırsa ama bizim öz eleştiri de yapmamız gerekiyor. Yani bugün Müslüman coğrafyaya baktığımızda iç savaşlar, yoksulluk, adaletsizlik, baskı rejimleri, işte şiddet ortamı gibi bütün olumsuzluklar burada yaşanıyor. Bir türlü demokratik ortamlara ulaşamıyoruz. Bu niye? Yani bu felsefe yapamamamızdan mı kaynaklanıyor? Soru soramamamızdan mı kaynaklanıyor? Bunun sebebi ne olabilir? Yani bir felsefeci olarak ve kendinizi dindar gören biri olarak İslam coğrafyasında yaşanan bütün bu sorunları neye bağlıyorsunuz? İslam coğrafyasında yaşanan bütün sorunları şuna bağlıyorum. Her şeyi felsefeye bağlamamak lazım bence. Bir felsefeci olarak bunu da söylüyorum. Her şeyin temeli felsefe değil mi? Her şeyin temeli ya da her şeyin gereği de felsefe olmamalı. Tamam, belli bir düşünme aşamasına, bilgiye ulaşma aşamasına gireceğiz fakat İslam dünyasının böyle olayların içerisinde bulunma sebebi, bu yaşantıyı, bu durumu yaşama sebebi de kendini iyi ifade edememesi, iyi ifade edememesinin sebebi inançlarını yaşayamaması bence. Yaşamaması. Biz şu an hangi Müslüman kendini tam olarak, yani hangi Müslüman ülke gerçekten Müslüman gibi yaşıyor? Gerçekten her Müslüman ülke Müslüman gibi yaşasaydı biz zaten dünyada Müslümanlar çok iyi insanlar olarak bilinirdi değil mi? Evet. Tamamen ben buna bağlıyorum. Müslüman gibi yaşamamamıza bağlıyorsunuz. Müslüman kaynaklar, gibi yaşamak nedir? Evet. Onun yanıtı zaten günler sürer. Yani Müslüman gibi yaşamaktan neyi kastediyoruz? Herkesin anladığı farklı. Her cemaatin anladığı farklı. Her hocanın anlattığı farklı. Müslüman gibi yaşamak deyince bir hoca bambaşka şey anlatırken başka bir hoca bambaşka şey anlatıyor. Bunun yanıtı da çok farklı. Farklı. Ama ben şuna inanıyorum. Bizi hayvanlardan ve diğer canlı türlerinden ayıran en önemli özellik neden sorusunu sormamızdır. Bu soruyu sormuşuz ve birçok şeyin yanıtını almışız. Sadece düşünmemiz değil. Evet, sadece neden düşünmemiz değil. Yani bir şey söyleyeceğim, hakikaten öyle. Yani sadece düşünüp bazı duygularımızı özgürce yaşayabilmemiz bizi hayvanlardan ayıran temel özellik değil. Bilmediğimiz için, yani konuşamadıkları için bilmiyoruz. Hayvanlar belki bizden daha mutlu. Ben yani şöyle, hani evet, üzülüyoruz, kesinlikle. Sokakta belki de, görüyoruz falan. Belki böyle de daha insancıl yaşıyorlar, onu evet, da bilemiyoruz. Belki yani de. Daha insancıl bir kedinin başka bir kediyi elektrikli sandalye oturup işkence yaptığını gördünüz mü? Ya da bir kuşun başka bir kuşu sen benim gibi düşünmüyorsun diyerek işkenceyle öldürdüğünü gördünüz mü? Yok. Yani daha insancıl oldukları kesin. Ama belki daha mutlular. Yani onu bilemiyoruz hayvanlar. Fakat
İnsanları hayvanlardan ayıran en temel özellik düşünmek, eğlenmek, planlı programlı yaşamak değil. Neden sorusunu sormak. Neden sorusunu şimdi sormak. Şimdi kısa bir ara vereceğim birazdan. Bu aradan sonra, hatta şimdi vereyim mi Nazif? Tamam, kısa bir aradan sonra kalan süremizde 10 dakikamız kalacak. Her felsefecinin bu işe başlarken kendine sorduğu soruyu size soracağım. Neden yaşıyoruz? Neden dünyaya geldik? Kısa bir ara. Devam ediyoruz Haber Özel'e. Kafa patlatıyoruz. Daha doğrusu kafa açıyoruz da diyebiliriz. Her felsefecinin bu işe başlarken kendine sorduğu ilk sorudur. Neden yaşıyoruz? Neden bu dünyaya geldik? Felsefeci Büşra Şen'e soracağım. Şöyle söyleyelim. Bu soruyu aslında biraz çevirelim, dönüştürelim. Hayatın anlamı ne? Evet, o da önemli bir soru. Hayatın anlamı ne? Hayatın anlamı ne? Neden yaşıyoruz? Şimdi sevgiliye söylenen sözdür hayatımın anlamısın. Hayatımın anlamısın. Evet. Ama çok sıkıntı çok... var aslında. Hayatımın tabii. anlamını bir kişiye dayandırmak da bir sıkıntı. Hemen şuna girmek istiyorum. Mitolojiden ismini alan dört kardeş vardı. Anneleri öldüğünde dördü birden intihar ettiler. Yılını şu an net hatırlayamıyorum. Bizim mitoloji hocamız bu konu hakkında yorum yapmıştı ve araştırmalara girişmişti. Şöyle bir sonuca vardık. Hayatın anlamlarını, hayatını anlamlandırmayı sadece annelerine bağlamak. Hayatın anlamına anneyi koymak. Ya da hayatın ya da anlamına kariyeri şey. Koymak. Kariyeri koymak. Hayatın anlamına sevgiliyi koymak. Evet. Hayatın anlamına sosyal sınıfını koymak. Bazı insanlar sosyal sınıfını kaybettiğinde intihar ediyor. Evet. Ki çok var böyle. Yani çok aynı şey değil ama bu hafta hani intihar eden Mehmet Pişkin. Niye intihar etti? Hayatının bir anlamı yoktu. Neden kendi açık yoktu? Açık söylüyordu. Yapılacak şeyleri... Bitmiş, tüketmiş her şeyini. Hayatın yani, anlamı yoktu. Yani nasıl anlamlandırabiliriz? Bu soruyu sormak gerekiyor. Bu soru var ya gerçekten bir intihar sebebi. Evet. Cevap veremedikten sonra. Cevap veremezsen aynı intihar sebebi. Evet, aynı. Hakkı yutarsın tabiri caizse. Artık neden yaşıyoruz? Mutlaka bir gayesi var bir insan. Yani bu sorunun cevabı gerçekten çok düşünülmesi gereken. Evet. Yani herkesin, sadece felsefecilerin değil, düşünmesi gereken bir soru. Neden yani, yaşıyoruz? Neden yaşıyoruz? Çok basit. Ben hala basit, bulmaya çalışıyorum. Çok yani, basit değil aslında. Ya bence yok, bir cevap soru veremeyiz. Soru çok basit. Evet, soru ama çok basit. Ama yanıtı yok. Yanıtı yok. Neden yaşıyoruz? Gerçekten Müslüman bir kitle Allah için yaşıyor diyelim. Sadece bunun için de değil. Hani Allah ya için yaşıyoruz. Sadece Allah için yaşayanlar da var. Yani yaşıyoruz tamam. Yani. Sadece Allah için yaşıyoruz. Ya da sadece Allah için yaşayanlar da var ama bunun altında ailemiz için, çocuklarımız için, yani onlara bir şeyler verebilmek için. Bu soru bence soruda değil de cevabı. Bu da çok cevabı, dünyevi şeyler. Yani dünyevi yani, şeylere de bağlıyoruz. Dünyevi, ya yani dünyevi kısmı da var neden evet. yaşıyoruz'un. Dünyevi olmayan kısmı da var. Belli bir kapsamın içindeki dünyevilik. Benim merak ettiğim sadece bizim modern çağın insanların neden yaşadığı değil. Bizden önceki kuşakların, çağların, mesela İslam öncesi toplulukların neden yaşıyoruz sorusuna verdiği yanıtı da ben çok merak ediyorum. Tabii ki o dönemin filozofları vesaire bir şeyler anlatmışlar, yazmışlar ama bugün hani İslam'ı her şeyin merkezine koyuyoruz ya, her şeyin temeline. Neden yaşıyoruz? İslam karşımızda, Allah için, işte Kur'an için vesaire. Ama İslam öncesi topluluklar İslam yokken neden yaşıyorlardı? Yani İslam'la tanışmamışlar, böyle bir din yok. Yok. Ne için o zaman onlar da herhalde Allah için yaşıyoruz dememişler. Demeyecekler. Şöyle, başka bir şeyle motive başka olmuşlar. Başka bir şeyle motive olmuşlar. Yani bu şeyi anlamlandırmışlar. Ne acaba? Ben felsefe tanımı yaparken dedim ya, filia sofia bilgelik sevgisidir ama biz bunu temel anlamda bilginin peşinde koşmak diye de algılayabiliriz. Kındi gibi Allah'ı istemek, ölümü istemek diye de temellendirebiliriz. Evet. Aslında bu şöyle bir cevap olabilir. Mutlak bilgiye ulaşmak için yaşıyoruz. Doğru olan şeyi bulmak için. Hakikate ulaşma çabası için yaşıyoruz gibi de algılanabilir. Neden yaşıyoruz sorusu. Yani hakikat ne? Hakikate ulaşmak ah, diyoruz o hakikatin yani. Ne olduğunu bir bilsem felsefeyi bırakacağım zaten. Hakikatin ne olduğunu bilebilsem. Yani hakikat ne? Hep bu kavramları kullanır. Hep. Dindarlar da kullanır böyle. Hakikat falan da ne? Dindarların hakikati belli bana göre. Tamam da. Yani fakat diğerlerinin hakikati ne? Ben
Onu merak ediyorum. Yani dindar olmayan kitlenin hakikati ne olabilir? Aslında bu neden yaşıyoruzun da cevabı. Yani bir insan neden yaşıyoruz diye sorup yanıtını alamıyorsa büyük bir sıkıntısı vardır demektir. Yani bunu hepimiz soruyoruz yani. Niye geldik bu dünyaya? Niye? Niye varız? Niye bütün bu sıkıntıları çekmek zorunda mıyım diyorsun? Yani ya da niye bizden daha iyi koşullarda yaşayan insanlar var? Niye hepimiz eşit koşullarda yaşamıyoruz? Bu nasıl adalet? E hani İslam dini ya da dünyada diğer dinler adalet iddiasıyla ortaya çıkmışlardı ama hiç evet. Dinde yazılanlar gibi hayatta yaşanılanlar aynı olmuyor. Değil. Olmuyor. Bu niye? Adalet yani kavramı, çok soruyoruz. Bu adalet kavramı İslam dünyası için daha farklı bir yerde. Mesela Hristiyan felsefesinde adaletten çok benim gördüğüm daha çok böyle iman, mutluluk, iç mutluluk gibi işte ön plandayken... Mutluluğun kaynağı da iman mı? Allah sevgisi mi sizce? Mutluluğun kaynağı Hristiyan felsefesi için mi soruyoruz? Hepimiz için, insanlık için mutluluğun kaynağı huzur, Tanrı sevgisi huzur, mi? Tanrı Tanrı'ya sevgisi. Ulaşma Tanrı'nın arzusu Tanrı'nın bizi mu? Sevdiğini bilmek ya da bu dünyadaki adaletsizlikleri yani belli bir dünyada cevabını alabilmek, bu adaletsizliklerin burada böyle yaşanıyor fakat Tanrı inancı olanlar için mutlaka ben bunun evet. Ödülünü alacağım. Bir şey söyleyeceğim. Neden yaşıyoruz sorusuna dindarların verdiği yanıtlar hep kaçamak oluyor. Yani sınav diyorlar. İşte sınav. Bu dünya bir sınav işte. Sınav oluyoruz. İşte bitecek. Asıl gerçek hayat başka. Yani bu tatmin etmiyor ki insanı. O zaman sorarsın, soruyorsun kendi kendine. Yani neden sınanıyorum ki? Yani beni niye sınıyorlar? Beni niye sınıyorlar? Yani evet. Niye? Neden sınanıyorum? Neden bu sınava girmek zorunda mıyım? Yani bu sınav adaletli mi? Belki bunu da soruyoruz kendimize. Yani tamam, inanıyoruz Allah'ın adaletine ama içimizden geçmiyor mu? Hadi felsefe konuşuyoruz, hadi her şeyi konuşalım. Felsefe konuşalım. Yani bu sınav adaletli mi kardeşim? Bunu da tartışıyoruz kendi kendimize. Bu soruya ateist arkadaşlarımla böyle çok hani konuştuğum ve şöyle cevaplar. Yine kaçamak diyeceksiniz belki ama şöyle yani... Adaletsiz olduğunu düşünmek bence doğru değil. Niye? Mutlaka. Ben 1000 tane adaletsizlik sayarım size. Hayır, adaletsizlikler çok fazla. Fakat karşılığını alacağız zaten. Gerçekten inanıyorsak karşılığını alacağımızı bilmemiz gerekiyor. Yine kaçamak bir cevap olarak görebilirsiniz ama ben gerçekten bu soruyu daha önceden düşündüğümde arkadaşlarıma da böyle cevaplar verebildim. Kendime de böyle cevaplar verebildim. Hani adaleti burada hani... Herkes aynı şartlarda yaşamıyor. Dünyada herkes aynı konumda değil. Heh, onu soracağım fakat... işte. Şimdi mesela Somali'de 5 yaşında yatağa her gün aç giren çocuğun sınanmasıyla Kültür TV'nin haber müdürü, her gün stüdyolarda haber televizyona çıkan Çağlar Cilara'nın sınanması aynı şey mi? Yani benle o aynı koşullarda değiliz. Aynı şey mi? Şöyle söyleyeyim, belli bir risalede okumuştum. Bu mesela evi çok güzel bir manzaralı... Evde oturan insanla dağın başında kendine göre mütevazi bir hayat süren bir insanın ben sınıf olarak bakmadım. De, çektiği çile yok, olarak hayır, baktım. İşte belki daha mutlu o çocuk. Sınıf bende. Olarak değil. Ödül olarak. Ödüllendirme aşamasına yine dayandıracağım. Hani o okuduğum risale de şöyle diyordu. Evi manzaralı çok güzel evde oturan, çok mutlu olan insan gerçekten zaten öteki tarafta diğerinden daha az mükafat alacak ve bununla da yetin artık hani. Bence bu da tabii, adaletsizlik. Bu da sadece, hani sadece bu yani, değil. Tabii onun da yaptığı belirli ya iyilikler adama vardır. Adama burada güzel bir hayat verdin diye öbür öteki dünyada tarafta, öbüründen daha... Hayır, öteki, hani, muhtemelen öteki tarafta alacak demek doğru değil. Fakat diğerini de bir şekilde tatmin edecek. Bir de insanlar da her şey verildi diye bir şeyler yapmayacak mı? Tabii bizim de çaba harcamamız gerekiyor. Bizim de iyi konumlara gelebilmek için çalışmamız, kendimizi bir yerlere getirmemiz gerekiyor. Her şey, ya bana bu verilmedi de olmayacak olayına da gitmemeli. Evet. Öyle Çağlar. Peki çok teşekkür ediyorum. Yani ben teşekkür konuş, ederim. Konuş bitmez. Felsefe bitmez. İşte. Yani felsefe yapmak çok önemli. Buradan ben tavsiyede bulunuyorum herkese. Felsefeyle ilgilensinler. Yaşadıkları dünyayı, evreni anlamaya çalışsınlar. Neden yaşadıkları sorusunu yanıt arasınlar. Güzel evet. bir
sorgulama kültürü oluşsun bu toplulukta. Soru sorma kültürü, felsefe kültürü oluşsun ki bir daha biraz önce saydığım o kötü durumları yaşamayalım. En azından bir sonraki çağda ya da bir 10 yıl sonra iç savaşlar, yoksulluklar, adaletsizlikler, baskıcı rejimler, şiddet ortamı gibi durumlarla karşılaşmamak için mutlaka ve mutlaka soru sormamız gerekiyor. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Efendim Büşra Şen'le birlikte kafa patlattık. Patlattık. Kafa açtık da diyebilirim. Açtık, evet. Birazdan ana haber bülteninde Sevil Solak sizlerle birlikte olacak. Pazartesi günkü konuğumu şimdiden duyurayım. Metal Fırtına kitabının yazarı Burak Turna Haber Özel'in konuğu olacak. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. Osmanlı İmparatorluğu neden yıkıldı? Aslında bunu daha önceki programımda Burak Turna ile konuşmuştum ama yeni kitabıyla gelecek programıma ve çok önemli belgeler açıklayacağını söyledi. Osmanlı İmparatorluğunu yıkan güçleri deşifre edeceğini söyledi. Burak Turna Osmanlı'nın neden yıkıldığını pazartesi günü belgeleriyle birlikte Haber Özel'de anlatacak. Saat 17'de bir yere not edin. Haber Özel'i pazartesi günü mutlaka ve mutlaka izleyin. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.